inşallah Trabzon'a gidiyoruz. Ama şu an gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Sebebi de şu. Yani tam yola çıkacaktım aracım. Şu direksiyonun altında alt duvarda şey var önünde. Kutu var. Fren merkezi, debriyaj merkezi kutusu var orada. Havaların dağılımı olduğu bir kutu var. Yani aracım hava boşaltıyordu birkaç gündür. Bulamıyordum. Bugün de aracımı yükledim Trabzon'a, işte tam el araba çalıştırdım, üstümü değiştirdim. O arada araba boşa çalışmasın dedim, istop ettim. Baktım buralardan bile sistem bir ses geliyor. Hava kaçıyor buradan. Şuraya eğildim, yattım bayağı bir baktım. Tam o kutudan geliyor. Ön göğüsü söktüm, parjörü söktüm, yok. Önden ona müdahale etme şansım yok baktım. Ben de ne yaptım şimdi, servisi aradım arkadaşlar. Servisteki abi bakalım dedi. Yani sıkıntı büyük olabilir dedi, yolda kalabilirsin. Onun için riske atmana gerek yok kendini dedi. Ve şimdi Bismillah diye çıkacağız inşallah. Bugün işte direkt çıksaydım çok iyi olacaktı. Yani erkenden gidip uykum geldiği yerde yatar uyurdum. Ama olmadı, şimdi mecbur servise gitmem lazım. Olamaz, yolda bir sıkıntı olur. Fren devreden çıkar, ne bileyim. Fren tutmaz, daha büyük sıkıntı olmadan engellemem lazım. Ve şu an hala hafiften kaçırıyor yani. Çok merak ediyordum bu araba nereden hava kaçırıyor diye. Sonuçta şükürler olsun bulduk. Şimdi Mengen'den servise gidip oradan yaptıracağız. Yola bir çıkalım da. Az önce de sağ olsun termeden bir arkadaşım aradı, takipçimiz. Onların da vinç, kamyon, işte otobüs bakım servisleri falan varmış. Her şey mevcutmuş. Öyle o beni aradı, abi ne yapıyorsun? İşte hikayene buraya geldiğini duydum. Neredesin dedi. Kardeşim geliyordum ama dedim. Arabamda arıza yaptım. Böyle böyle sıkıntı vardı. Tamam abi gel dedi. Ben hallederim dedi. Benim de bizim bakım servisi var dedi. Hemen orada şoköre bakarız dedi. Allah razı olsun kardeşim dedim. Ben de ya şimdi bu şirketin arabası ya, servis dedim. Bize bağlı. Oraya gitmemiz lazım dedim. Allah razı olsun dedi. Düşünmeye yeter ama yanına dedim bir çayını içmeye geleceğim dedim. Şükürler olsun ya. Sevenimiz çok. Bizi düşünen çok. Hepinizden, hepsinden Allah razı olsun. Vallahi çok mutluyum ben. İnan, çok gurur duyuyorum. İyi ki yani böyle bir işe kalkışmışım. Zaten bu videonun devamında da YouTube'la alakalı, işte bu kanalımla alakalı biraz sohbet etmeyi düşünüyorum. Çünkü rahmetli Alican abimi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Onun bu anıları şu an hala yaşıyor. Yani yapmış olduğu işler hala izleniyor. İşte ailesi olsun, arkadaşlar olsun. Ailesine büyük bir servet arkadaşlar bu. Yani özlem duyduğun zaman ailesi mesela açar ve Alican abimizin videolarını, konuşmalarını an ve an izler. Çok güzel bir şey. Ben de bununla ilgili sizlerle sohbet edeceğim arkadaşlar. Ama şimdi ilk önce mazotumuzu alacağız. Oradan bakacağım, eğer müsaitse aracı da yıkatmam lazım. Araç çok çamur. Oradan servise geçeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça. Şu an servise gidiyorum arkadaşlar. Anam dolu orası ya. Bir şey sorabilir miyim?
Evet arkadaşlar, şu an Samsun Mengenler Mesleği Servisindeyiz. Arkadaşım, kardeşim şu an benim arızayı bulmaya çalışıyor. Bu da baş ustabaşımız. Ama yerine sor. Kafanı çöktüğü de nasıl çekiyor? Sen nerede bu okulara var? Ya çocuk çöktü işte okul. Okul onlar çökecek, onlar çökecek. Başka bir şey kaldı. Başka bir şey kaldı. Yalan kullanan belli ya. Kamyon ya, kamyon kamyon aldı. Ya kamyon var ya. Kamera bolsa, hassas olur mu? Kamyon ya. Kamera nasıl var ya? Kamerayı oynamak. Al söyle bakayım bir daha. Kamerayı oynamak. Adamsın. Yürüyor mu adamı? Kamerada oynamak bizim işimiz diyor. Kanka ne yaptın lan? Bayağı da tozlanmış şuraya. Hazır elen bir ıslak pezi aldı. Arıca sil de. Olur mu? Bu işleri biz atmıyoruz. Rolam hep dağıttın arabayı ya. Hep çay kendin iç bakalım. Öyle bu kardeşim gelmiş, bir çay içeyim, çay ısmarlayayım diyorsun. Ama sigara vereceksin, ondan sonra sigara verene veriyor. Sigara veririm, niye vermeyeyim ya? Şekersiz. Şekersiz mi? Ben şekerli içiyorum. Bir dakika oğlum. Oğlum bir dakika lan, şekerli oğlum. Şekerli. Tamam ver şekerli oğlum. Şekerli mi? Ver. Bak dur daha. Şekerli olmayıp da şekerli diyen. Şey yok. Ağır söz yok. Kötü sözler sahibine aittir. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şu an arabayı hep sökmeye başladılar ama nasıl toplayacağız bilmiyoruz. Yani Bural abi, ben erken saldan Trabzon'a gideceğim. Akşama kadar buradasın. Vallahi mı diyeyim? Aynen o zaman öyle. Ben eve gideyim. Gitsen eve. Tamam, eve gideyim, araba sahaya emanet. Aynen öyle. Sen eve git, yemeğini ye. Sobaya iki odun at. Ya. Dışını al diyorsun yani. Ha. Kanka kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Teknisyen Kamil inimork yapıyor. O ne lan? Vaa, ilk defa görüyorum böyle bir şey. Bu yeni model mi? Kanka bu yeni model mi? Yeni model. Senin dayı bu. Yeni mi aldın, sıfır mı? Sıfır, kararlarım ya. Kararlarım değil mi? Vay be, inimorkun da böyle modeli var ha. En son inimorku askerde kullanmıştım ben. Vay 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 vay. Kaç beygir bu? 300. 300 değil mi? Valla bizde bunun askerde vardı inimork diye. Aynı bunun gibi burunlu. 24 sene kullanıyorum. Aynen. Bu bayrak var ya, yok. 1750. Bir lastik var, daha aynı yüksekte gelebilir. Dağ, ne, dere, debe, düz her tarafa gidiyordu bunlar. Bunlar da yolda kalmadı herhalde. Yok abi, yok yok. Ne yaylalara gittik bu inimorkla be. Kanka. Hep hurdaya atıyorsun oğlum hurdaları ya. Lazım mı? He? Lazım mı? Ne yapacağım ben hurdayı? Vay. Çekiyorum da seni. Benim çekiyorum. He. Hazır mesleğe servise gelmişken tanıtım yapalım da. He. Arkadaşlar bu da Samsun Mengenler'deki kardeşim. Yardım olduğu zaman bizzat benimle ilgileniyor. Aynen. Dört elle işini biliyorum. Ama benim çekicide ekranda şey yazıyor. Tamam, çekici. Hats 3. Balata tamam, balata bitmiş ya da arıza sıkıntı bitmiş de var. Her zaman geliyorum, Balata'da bu kadar bir daha yer kalıyor. Ben şimdi az daha gideyim diyor. Aynen. Tam böyle bir yerdesin, sıkıntı aynen. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Anahtar işareti çıktı mı şu an? Yok, sadece ekrana uyarı verdi. Zaten biz tamam. Birkaç, kaç kilometre önce ekrana verir, uyarı verir sana, der işte şu kadar kilometre kaldı der sana. Direkt tamam, acil bir şey yapmaz. Tamam. Yayınlayacağım seni. Dayı ne yapayım? İyi, ne yapalım? Hazır kameramızı bırakalım şuraya, çayımızı içelim. Ya Trabzon'a gidecektim. Trabzon işi yalan oldu. Buldum ya.
abi. Yine mi bulamadın? Sırf senin için uğraşıyorum abi bunda. Adamsın. Ben yoksa bununla uğraşmam. Adamsın. Sırf senin hatırın yüzünden. Allah razı olsun. Mustafa! Ne de olsa yamanları dayanan bir dostluğumuz var. Arkadaşlar sıkıntı gittikçe büyüyor ya. Vallahi döşeme möşeme her şey kalktı havaya. Allah Allah. Abi iş burada büyüyecek ama dur bakalım. İnşallah kısa keser. Baba hala kayıtta mıyız? Kayıttayız Vural abi. Arabayı az geri alsak çalıştırsak da. Havayı... Aradan bir tır soksam içeri. Hortumu sürekli havayı doldurur mu? Doldurur. Ondan bir şey olmaz. Herkese merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar olsun. Allah şükürler olsun, şu an Ordu'ya kadar geldik. Şu an Ordu merkezdeyiz. Her zamanki gibi yine trafik, yine bir yoğunluk devam ediyor. Ama ne yapıyoruz, tabii ki acele etmeden, ufak bir aksilik de olsa dahi yapmadan gitmeye çalışıyoruz ama bunlar. Yani bizim sağ tarafımıza girmeyi seven arkadaşların sayesinde bizim kazalarımız, ne bileyim ufak tefek sıkıntılarımız kaçınılmaz oluyor. Kaçamıyoruz. Biz yine de sağımızda, solumuzda dalmadan şeridimizde uygun bir şekilde gidelim diyoruz. Bu arada da kamerayı açma sebebim bu. Yani bu şehir merkezlerinde daha çok açıyorum ki yani bir kaza durumunda şahsın nasıl bir hamle yaptığını, nasıl bir hareket yaptığını görsün, izletirim diye düşünüyorum. Umarım doğru olanı yapıyordurum. Çünkü bizim buranın insanları daima haklı olmayı seviyorlar. Yani onlar haksız değil. Yani biz hep onlar haksız olmayacak, onlar haklı olacak, biz haksız olacağız, işte biz hatalı olacağız, onların gözünde öyle olacağız. Ama şükürler olsun bu zamana kadar hiç bu araçta büyük bir kazam olmadı. Hep böyle ufak tefek işte sağdan girmeler, sürtmeler, işte ne bileyim basamağım kırıldı benim en fazla. Başka da büyük bir kazam olmadı. Allah'ıma şükürler olsun. İyi geçti. Valla bugün ne yaptık arkadaşlar? Bugün de görmüş olduğunuz gibi aracımız hava doldurmuyordu. Yani devamlı şu direksiyonun altından böyle fıs diye hava kaçırıyordu. Hikayelerimde de paylaştım gerçi. Ondan sonra müdüre dedim, servisi aradım. İlk önce Mercedes servisini dedim, orada Birol abi dedim. Birol abi dedim, böyle böyle sıkıntı var. Yok, ilk önce Emre'yi aradım. Oranın arabaların kayıt mayıt işlerini yapan, servise gelen araçların kayıt işlerini yapıyor. Dedim Emre, böyle böyle bir sıkıntı var kardeşim dedim. Benim araba dedim. Birol abi nerede? Yemekte abi dedi. Sen gel de bakalım dedi. Sonra gittim müdüre dedim. Müdürüm böyle böyle Hamza Bey dedim. Benim araba dedim sıkıntı vardı. Herhalde dedim bu fren merkez dağıtımın orada bir hortumda patlak mı ne var? İşte yolda daha büyük sıkıntı olmasın bana dedim. Onun için servise gidip yaptırabilir miyim? O da sağ olsun bizi geri çevirmedi. Aracını yaptır dedi. Yani oraya gittiğin zaman neymiş bir öğren, bana da bilgi ver dedi. Yani o doğal olarak bizden yapmamız gerekeni istiyor. Yani gittik servise. Gördüğünüz gibi işte videoda çektik orada. Döşemeyi falan hep söktüler. Yani alttan bir baktılar. Oraya baktılar, şuraya baktılar. Ön panjuru söktüler.
İşte merkeze bakıyorlar. Ya bir fıs var ama nereden olduğunu hemen bulamadılar. Ondan sonra sağ olsun Mustafa kardeşim geldi oradan. Ustalardan biri. O aşağı baktı, yukarı baktı, bir şeyler yaptı. Oradan şeyi söktü. Ön göğüsten bir iki parça aldı. Sonra paspasın olduğu bölümü söktü. Orada kornayı takan arkadaş bir T jack koymuş oraya. T jack koymuş, oradan hava almış havalı hortumu takarken. O hava aldığı jack'ın bir hortumu uzun. Uzun kalınca o büküldükçe böyle esnedikçe o büküldüğü yerden delinmiş, yani çatlamış. Oradan hava kaçırıyor fıs diye. İşte arkadaş sağ olsun buldu Mustafa kardeşim. Allah razı olsun, fazla uğraşmadık. İşte onu tamir ettik. Sonra benim arabada ekranda yazı yazıyor. İşte 3 aks arızası diye. Dedim Mustafa, dedim büyük ihtimal dedim o da zaten görmüş. Ben söylemeden görmüş zaten, ustaya bak. Usta işte bu, usta. Adam kontağı çevirdiği zaman da ekranda yazıyor, görüyor. Aşağı indi bu. Dingine eğildi, baktı çekiciye falan. Hayırdır Mustafa dedim. Dedi abi dedi, senin balatalar bitmiş. Hangisi? Abi işte dingil. He, 3 aks dingil oluyor değil mi kardeşim dedim. Evet abi dedi. Yok bazen bana çekici falan, yok abi dedi. Aks 1 ön, aks 2 çekici, aks 3 dedi dingil dedi. Araban yüklü mü abi dedi. Yüklü dedim. Abi o zaman yapamayız dedi. Niye dedim? Bak Allah aşkına düşünceye bak. Helal olsun, takdir ediyorum kardeşimi. Abi dedi iki gün önce, bir iki hafta önce dedi sanayide dedi bir arkadaş dedi vefat öldü dedi. Yüklü aracın dedi balatanı değiştirirken körük patlıyor dedi. Körük patlamayla dedi arkadaşlar orada can verdi dedi. Aa doğru diyorsun kardeşim, ben de duydum onu dedim. Ondan sonra abi sen dedi bir ara dedi aracın dedi boş gel dedi. Boş gelirsen dedi daha iyi olur dedi. Rahat gene yaparız dedi. Ya gerçi dedi olan olduktan sonra her zaman olur ama biz dedi tedbirimizi alalım dedi. Takdiri Allah'a bırakalım. Aynen öyle kardeşim dedim. İşte sonra müdürü aradım. Müdürüm böyleyken böyle dedim işte. Frende merkezde bir sıkıntı yok. Sadece orada bir T olan jack'ın oradan hortum kırılmış. İşte hortumu kısalttık. Yeni bir jack taktık. Tamirini yaptık. Yalnız dedim balata çekici dingilin balası bitmiş Hamza Bey dedim. Onu şimdi arkadaşlar değiştiremedi. Çünkü araç yüklü olduğu için körük falan patlar dedim. Sıkıntılı olur dedim. Değiştirmedik. Aracımızı boşalttıktan sonra bir gün dedim buraya geleceğiz, yaptıracağız. O da tamam Nizamettin, işte ne gerekiyorsa yaptır dedi sağ olsun. İşte oradan servisten eve geçtim. Evim zaten yakındı. Dedim bir daha yolda dedim yemek yemeyeyim, masraf etmeyeyim. Gerek yok. Eve gittim işte. Gördüğünüz gibi işte perdelerim demiştim ya arkadaş koparmıştı. Bugün onu bizim serviste Hakan kardeşim vardı, terzi. Yani orada kanepelerin, koltukların, kumaşların diken kişi. Ya kanka dedim, benim dedim abi perdeler dedim sökülmüş dedim. Onu bir diker misin? Tabi abi ne demek dedi, getirsen bana dedi. Sağ olsun poşete koymuştum zaten. Bu ruletlerini de falan bir peçeteye sarmıştım kaybolmasın diye. Ona götürdüm. Sağ olsun işte dikmiş, hazırlamış bana da öğlen yemeği yerken şirkette. Abi dedi perdelerin hazır dedi, alabilirsin dedi. İşte onu da almıştım. Sonra ev yana çektim aracımı. Camları falan güzel güzel sildim. Bu arada gördüğünüz gibi perdelerimi taktım. Şimdi rahat bir şekilde işte bir saat sonra işte akşam yemeğimi yedim evde. Ondan sonra gönül rahatlığıyla çıktım yola. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Şu an Ordi'de çıktım. Allah'ın izniyle Gülyalı'ya doğru gidiyoruz. Şu an Ordu üniversite kavşağının oradayız. Artık bu akşam da film var. Sen Anlat Karadeniz. Lokantaya kadar telefondan izleyeceğiz. Allah'ımıza şükürler olsun. İnternetimiz sıkıntı yok. İnternet olayını çözdük arkadaşlar. Yani internet olayını çözdük. Onu nasıl çözdük? Diğer hattımızı kapattırdık. 8 GB olan internet olan hattımızı kapattırdık. Zaten çok yüksek faturalar geliyordu. Gittim Vodafone'a. Zaten benim üzerime 3-4 tane hat var. Hepsi Vodafone. Arkadaşlar beni tanıyorlar zaten. O Nizamettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel insan nasılsın dedim. İyiyim abi de sen nasılsın dedi. İyiyim dedim. Ama dedim benim işimi görürsen
Beni mutlu edersen, memnun edersen daha da iyi olacağım dedim. Buyur abi ne demek dedi. Nasıl yardımcı olabiliriz dedi. Dedim ben dedim biliyorsun tır şoförüyüm. Bana dedim internet dayanmıyor. Ben dedim hattımı kapattırıp yani kapattırıp derken tarifemi düşürüp dedim. Yani cep wifi'si almayı düşünüyorum dedim. Yani araçta dedim işte videolara falan hazırlarken falan dedim. İyi olur. Dedi abi sakın. O kız var o kız. Ne çakal biliyor musun o kız? O var ya o. Dedi abi sen gelmişken ben sana bir güzellik yapayım. Nasıl bir güzellik yapacağım bana dedim. Ben güzel olduğum kadar da sana da bir güzellik yapayım dedi. Ya ona şüphe yok sen güzelsin zaten dedim de. Allah sahibine bağışlasın seni dedim. Orada bir yarıldı bu gülmekten. Orada bir yarıldı. Yok abi bizi kim alır dedi. Niye almasın dedim ya. Sen ağzınla diyorsun dedim. İşte bu güzellik var ya bende dedi. Sana da bir güzellik yapayım dedin ya dedim. Niye öyle düşünüyorsun dedim. Olur olur dedim. Ondan sonra bu bana çıkardı Red 15 tarifesini. Abi dedi 15 GB dedi internet var. İşte Instagram, işte Facebook, şunlar bunlar dedi işte bir zaman bedava. Ama bir de 20 GB'lık paket var dedi. O ne kadar dedim? 84 lira dedi. Bu ne kadar dedim? 64 lira dedi. Dedim 64 lira olsun dedim ya fazlasına gerek yok. Ben zaten 15 GB dedim bana fazlasıyla yeter. Ondan sonra al aşağı yukarı bana 15 GB'ı gol gibi giydirdi sağ olsun. Şimdi diğer hattımı düşündüm bir kontrollüye çevireyim. Sonuçta benim bir kızım daha var o kullanan. Bir kontrollüye çevireyim de dedim. Ondan sonra hallederiz dedim. Sonra müşterimden aradım. Dedi işte donduralım kapatmayın şudur budur kontrollü cayma bedeli şu kadar bu kadar. Dedim en iyisi ben yarın dedim bir bayiye gideyim de bayiye de komple dedim kapattırayım bunu dedim. Kararı verdim. Diğer hattımı komple kapattırıyorum arkadaşlar. Onun için şükürler olsun. İnternetimiz bol ve bu akşam bol bol film izleyeceğiz. Kendi videomu izleyeceğim. Gerçi izledim bir daha izleyeceğim. Yorumları okuyacağım. Bana araçta lazım olan şey. Hadi arkadaşlar hep beraber video izlemeye kendinize iyi bakın. Ömer bak şimdi ben bazen kendi kendime düşünüyorum. Ya hani ben okuyamadım. Tamam bazen böyle duygulanıyorum. Bizim zamanımızda ailemin okutma durumu biraz şeydi, zayıftı. Yani bizim zamanımızda ilkokullarla, şimdiki okullara bakıyorum. Yani dağlar kadar fark var. Dağlar kadar. Ben şimdi benim kızım geliyor, baba diyor işte bir problemim var. Ya inan bakıyorum Ömer var ya, yani kızım diyorum ablana gittim yani. Şimdi ben bu dersleri hiç görmemişim. Hiç benim karşıma böyle bir ders çıkmamış. Yani bizim zamanımızda siyah örnük, beyaz yakalık, köy yerinde ne kadar okul olacak, ayağımızda kara lastik, okula gider gelirdik. Kışın mesela gar buralarda elimiz ayağımız ıslanırdı, okula giderdik, okulda soba yanardı. O zaman Allah hatemama işte bir şey vardı da, orada üstümüzü ısıtır, kuruturduk. Yani hasta olmamak için. Bir de şimdi şöyle düşünüyorum, lan tamam ben okuyamadım. Benim zamanımda hadi işte böyle bir imkanlar yoktu, şartlar daha çok zordu. Ne bileyim işte ailemin durumu iyi değildi. Ya her şey maddiyata bakıyordu. Yani paran yoktu. Ne bileyim arkanda sana sahip çıkacak böyle kuvvetli birisi yoktu. Bir yandan da düşünüyorum. Lan diyorum şimdi bakıyorum. Çok tanıdığım var böyle arkadaşım var. Benim çevrem geniş. Ben yani insanlarla böyle iç içe olmayı seven bir insanım. Yani o benden işte durumu iyi değil. O benden zengin. Şu çocuk işte bu yaşlı. Bu benden küçük. Benim öyle bir ayrıcalığım yok. Ben insan ayırmam hayatta. Ya diyorum bakıyorum şimdi konuyu şuna getireyim. O kadar okuyan arkadaşlar var. Kardeşlerim var. Liseyi işte üniversitesini her şeyini bitirmiş. Bütün her şeyi geçmiş kazanmış. Atanmayı bekliyor. Atanmayı beklediği halde bakıyorum çay ocaklarında ne bileyim lokantalarda işte bir tamirci yanında şurada burada çalışıyor. Boşta kalmamak için. Gidiyorsun ona soruyorsun kardeşim işte konuş sohbet ediyorsun. Ne mezunusun? Abi üniversite mezunu. Niye peki bir yeri kazanamadın? Abi işte atanamadık bekliyoruz. İşte atanmayı bekliyoruz. Ya bu çok zor. Ben de diyorum ki bazen ulan diyorum tamam. Ben okuyamadım. Yani ben bir yeri işte devlet memur olamadım edemedim diye böyle düşünüyordum böyle zoruma gidiyordu ama iyi ki de yani okumamışım diyorum ya. Okuyanların halini görüyoruz. Bak, okuyanların halini görüyoruz.
Yaradan'a şükürler olsun yani. Bizim şu an durumumuz onlardan daha bin kat iyi ya. Tabii aynen öyle. Vallahi iyi yani. Ben şimdi mesela bu tamam ben şoförüm. Kendi aracım değil ama ya benim de çok sıkıntılarım oldu Mert. Ben şoförlük yaptığım halde yani yaptığım işimden zevk alıyorum. Yani iş yerimizden, şirketimizden Allah razı olsun. Yani bize güvenerekten bu aracın teslim ediyor. Yani göz arkada değil. Yani öyle insanlar var, öyle şoförler var. Yani kanı bozuk insanlar çok. Yani duyuyorum, ben hiç denk gelmedim ama yani duyuyorum böyle işte mazot çalıp, mazot satan, eden, işte ne bileyim arabasını az yaktırıp da basmayıp da işte artan mazotu alıp satmalar, matmalar. Böyle yapan insanlarımız çok. Yani Allah'ım yine göstermesin. Ben bu zaman yapmamışım öyle bir şey geçmemiştir, geçmez de. Yani yaptığım işimden zevk alarak yapıyorum. Yani ya bir meslek maaşım, sahibi. He, bir meslek yani bu sahibi. Yaptığın işi herkes yani, yapamaz. Şimdi kardeşim bu tırı kullanma için biz o kadar belgeler aldık. Yani inan var ya bak okumadım ama bak okumadım Ömer. O kadar sınava girdim ki. Yani diyorum ki ya ben kitapçıyım şimdi. Kursa gideceğim kitabı okuyorum hocam. Lan diyorum. Ben diyorum bu kadar kitap okumuş olsaydım. Yani bu kadar kitap yüzünü açıp da böyle baksaydım. Ben şu an üniversite hepsini bitirmiştim. Şu anda onu da belgeleri almak da çok zor abi. Bir de çok pahalı. Pahalı. C yapacaksın, D yapacaksın, sonra E yapacaksın. Sen ne diyorsun Ömer? Bak sen diyorsun ben işte imamım, her şeyi kazandım. İşte şurayı doğuya moğuya işte tutturacağım abi. Ne oldu? O kadar yıllarca okudun. Kendi ağzınla diyorsun. Millet denize girerken, işte sahilde gezerken biz kursta işte Kur'an kitabından kafamızı kaldırmıyoruz. Aynen. Yani senin bir amacın vardı. Ne işte kendini işte güzel bir yerde imam ve işte bir hoca olarak ben yani görevini yapmak. Senin niyetin amacın buydu. Ama işte önüne böyle engeller çıkınca önüne taş koydukları zaman da daha artık İnsan önünü göremiyorsun. Morali bozuluyor işte abi. Yani hayattan soğuyorsun. Ya hayattan soğutuyorlar. Ha, soğutuyorlar yani. Ya ben şükürler olsun diyorum ya. Vallahi bizim o zaman diyorum ben şimdi düşünüyorum. Bazen şoför arkadaşlar böyle bir araya geliyoruz. Yani dışarıdaki insanların durumları işler acısı ya. İşler acısın ya. Yıllarca okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Ailen sana destek veriyor. O kadar işte imkanlar sağlıyor. Gece gündüz dersler, sınavlar. Hayatın olmuş. Sınav hayatı. Evet abi. Kaos. Stresten, sıkıntıdan yani değilim. Gazetede stres, oldu. Sen abi. Olmaz mı kardeşim ya? Sinir, stres, bunalım. Acaba geçebilecek miyim, geçemeyecek miyim? Ya ben kızımdan örnek alıyorum mesela. Benim kızım şu an lise. Geçen akşam eve gittim. Odaya kilitlemiş kendini. Bilgisayar yanında açık. Bir yandan kitap yanında, bir yandan bilgisayardan bakıyor, kitaba işliyor. Bir kızım ne yapayım? Baba diyor, ödev yapayım diyor. Çok zor bir ödevim var. Ya ben de anlamıyorum ki yani kızıma yardımcı olayım. Yani şimdi bakıyorum, lisenin dersi bile üniversite dersi sınavları gibi ya. Çok zorlaştılar. Ya ortaokulda okuyun çocuk ya. Üçüncü, dördüncü sınıfta okuyun çocuk. İlkokulda. Ben anlamıyorum. Benim de var abi iki tane kardeşim. Aynı şey gibi. Ya diyorum ya sana Ömer abi şimdi sen bak okumuşsun, imam olmuşsun, imamım diyorsun, hocaymışsın. Yani az çok yine derslerden ondan aynı dersi görmemiş olmayabilirsin ama görmüş olduğun dersler vardır. Yani bak sen gene ben bile anlamıyorum. İnan var ya Ömer yani çocuk ya ya bir baba olaraktan bana geliyor. Baba diyor benim diyor işte bu ödevim var. Baksın bakıyorum kardeşim. Ya şimdi mantık yürütüyorum. Olmuyor. Ya kızım ya kusura bakmayın ben sana yardımcı olamayacağım. Ben anlamıyorum bu derslerden. Ablasına diyorum ki ya kızım diyorum ya büyüğüne. Ya bu dersler nasıl bir ders ya? Bu çocuktur bunu nasıl çözecek? Baba da inan diyor. Yani bunların dersinde bazen biz bile zorlanıyoruz diyor. Yani şu anki dersler diyor. Ortaokul olsun, lise olsun, üniversite. Hepsi aynı. Soruları geçtikçe zorlaşıyor. Yaşlar da düşüyor. Mesela benim dayım yeni evlendi. Büyük dayım. Çocuğu var 6 yaşında hemen anaokulunda. 2 sene anaokulda okuyacak. Ya bu çocuk hiç mi uyumayacak? Yani hiç mi hayatından bir şey anlamayacak? Bu zaten okula girdi mi lisesi zorunlu. Liseden çıktı mı bir şey olmak istiyorsa üniversite okuyacak. 24-25 yaşına kadar bu çocuk sabahtan kalkacak şeye gidecek. Ya bunun hiç mi yaylası olmayacak? Köyü olmayacak, gezmeyecek, bir şey görmeyecek. Aynen. Bakıyorsun yani gerçekten abi hani 5-6 yaşından sonra hayata atılıyorsun yani. Eskiden öyle değildi. Köyde diyelim 20 yaşına kadar şey yapacaktım da ondan sonra gidecektim bir hayata atılacaktım bir iş arayacaktım. Evlendikten sonra hayat başlıyordu eskiden. Şimdi öyle bir şey yok. 5 yaşında hayat başlıyor. Başlıyorsun sınavların bilmem neyin. Onu yapacağım bunu yapacağım. Benim kardeşim stresten sabah namazında diyor beni kaldırın diyor sabah namazına. Kalkıyoruz diyor saat 6'da. Diyor ki ben geç kalırsam öğretmen bana kızacak diyor mesela.
Ya bu çocuk daha da yatmıyor. 9 yaşında bu çocuk. Ya bunu hesap ediyor şimdiden 9 yaşında. Bu ileride ne olacak yani stresten, sıkıntıdan? Vallahi ben buradan ya ne bileyim ya, ben mesela videolarımda diyorum her zaman, okuyan kardeşlerim Allah kolaylık versin. Çünkü zor, şu an öyle bir zor sınav içindeler ki. Yani onların bir hedefi var, bir hayali var. Yani o hayallerini gerçekleştirme peşindeler. Biz mesela nasıl işte hayallerimizi sürüyoruz, işte yolda gidiyoruz, geliyoruz. Bizim hayalimiz buydu. Okuyamadık madem, biz de madem işte elin içinde hamallık yapacağıma giderim, şoför olurum. Kafama göre gider gelirim, rahat yiyeceğim mesela, kafam rahat olurdu. Onların da öyle bir hesabı var. Yani okuyayım, yani kendimi kurtarayım. Yani el işinde işte hamallık yapmayayım, işte devlet dairelerinde ne bileyim okulda, şurada, burada polis olayım, işte avukat olayım, öğretmen olayım. Hiç olmadı belediyede binasında işte bir memur olarak çalışayım. Yani bir yerim belli olsun. Herkes onun peşinde. Ya onun için buradan ne bileyim bütün öğrencilerimize Allah kolaylık versin. Zor, işleri zor, harbiden zor yani. Aynen. Ben kızıma diyorum, kızım mesela bu arada ben de savcı olacağım, büyüğüm. Kızım inşallah diyor. Keşke diyorum. Allah yardımcın olsun da keşke o. İnşallah. Baba diyor, ben de savcı olayım diyor. Ben de şu olayım, bu olayım diyor. Seni çalıştırmayacağım diyor ben. Seni diye ben bakacağım diyor. Kızım dedim bak. Benim Allah bana uzun ömür verdiği sürece dedim. Benim sağlığım yerinde olduğu sürece dedim. Ben kendi kendime bakarım. Benim düşüncem sizsiniz. Yani siz kendinizi bu hayattan kurtarın. Yani bu çilekeş hayat diyorum ben bu hayata. Çünkü her insan güzel hayat yaşayamıyor. Kiminin acısı var, kiminin tatlısı var, kiminin çilesi var. Yani bu hayat öyle bir hayat. Siz kendinizi kurtarın. Kimseye muhtaç olmayın. Ben bunu istiyorum. Ben bu hayatta kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Ben mesela yani bir insanın karşısına geçip de böyle boyun bükmek, yani boyun bükenleri gördüğün zaman içim cızlıyor. Yani şimdi adam, affedersin, yani kimse buradan yanlış şey, yanlış bir şey çıkarmasın. Boynunda kravat, takım elbise, işte ne bileyim bir belediye çalışanı veya bir devlet çalışanı böyle işte dolaşır. Gariban biri gelir yanına, mesela bir işi düşer. Böyle iki büklüm kalır yanında. Eli böyle önünde bağlı, iki büklüm. Benim onları gördüğüm zaman da var ya, nasıl biliyor musun, böyle beynimden aşağı böyle bakın kaynıyor şöyle sinirden. Yani o karşımdaki insanı böyle gırtlak desim geliyor. Lan kardeşim senin yanına çok gördüm ya, ben belediye dairelerinde çok gördüm bunu. Var ha, adam işini görmek için. Lan kardeşim ha, adam senin yana gelmiş. Bu bir halk, bu bir vatandaş. Yani sen bu konuma, bu duruma, yani bu halkın, bu milletin seçimiyle, oyuyla sen belediyeye gelmişsindir. Yani bu böyle yani durup dururken belediye gelememişsin. Belediye başkanımız olsun, şu olsun, bu olsun. Yani bu insan senin yanına gelmiş ki, yani bir sıkıntısı var, bir derdi var. Senin yanında görüyorsun, gözün görüyor da böyle iki büklüm sana işte bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya kardeşim bu adam senin yanına geldi mi? Adama bir kucakla, abicim, dayıcım, amcacım hoş geldin, gel buyur, otur. Mekanına otur, çayını, kahvesini otur. Yani o adamın işini görmesen de, yani o adama o yaptığı, yani gösterdiğin ilgi, o adamı çok mutlu eder ya. Ya helal olsun adam, baktı işte bizi kardeşi gibi bağrına bastı, sarıldı, buyur etti, yedirdi, içirdi. O adam o yeter zaten. İşini yapamazsan yani sen yapamazsan o adamın işini yapamasan da o adama o gösterdiğin ilgi yetiyor zaten. Ama bizim bakıyorum ben kimse ne artık benim gördüklerim, hadi göremediklerim nasıl bilmiyorum da. Yani insan böyle kırılıyor karşısında ya. O hala dik dik dinliyor. La kardeşim bir yüzün gülsün ya. Şu arabayı abi aldım. Araba, bu arabayı ben epey zamandan beri tanıyorum. 10-15 seneden beri Beşiktaş'lıydı bu araba. Aldım. Plakası hoşuma gitmiyordu abi. O yüzden değişeyim dedim plakasını. Neyse geldim. Burada değiştireceğim plakasını. Adam böyle ruhsata bakıyor, plakaya bakıyor, bana bakıyor. İlk sefer. Dedi bana ki, aldı hemen ruhsatı, iki tane delik açtı. Plakayı iki tane delik açtı. Dedi bana ki, bu araba çalıntı dedi. Bu arabayı hemen getiriyorsun bana dedi. Dedim abi ne çalıntısı dedim, ben de arabayı dedim yeni aldım. Bu arabayı ben baktırdım da aldım. Yani şase numaraları falan her şeyi yerinde, kaynak maynak yok. Bu arabayı ben tanıyorum dedim 15 seneden beri. Yani eski sahiplerini, 2-3 önceki sahibini ben bu arabanın tanıyorum. Yani nasıl çalıntı olur bu araba falan. Adam dedi bana ki böyle işte falan. Bu sefer ben de baktım ki yani gerçekten iş kötüye gidiyor. Bu sefer ben de ona biraz sesimi yükselttim. Biraz bağırıp çağırınca bu sefer içeriden odadan şey geldi. Başkomiser geldi.
Dedi ki ne dur, ne oluyor, kim bağırıyor burada? Dedim ki abi ben bağırıyorum, kusura bakma dedim. Ne oldu dedim, abi böyle böyle bana dedi ki araba çalıntı. Ben bu arabanın önceki sahiplerini tanıyorum dedi. Gittik içeri, dedi ki gel kardeşim. Gittik, bu başkomiser, diğeri benimki memur yani, orada normal evrak yapıyor. Başkomiser benimle beraber ilgilendi. Araba 21 plak alan beraber aynı şasi numarasında Diyarbakır'da gözüküyor. Aradı Diyarbakır'ı, benim işimi çözdü. Meğersem Beşiktaş'ında o araba Diyarbakır'dan geliyor 2001 senesinde. Beşiktaş'ında adam onu deftere normal şey nakil olarak işleyeceğine sıfır araba olarak bir daha işliyor. Evet. Bu sefer nakil olmuyor. Dosyası hem orada kalıyor hem burada bu arabayı yeni dosya açıyorlar. Aradı orada bir sürü uğraştı. Tamam mı? Oradan iptal ettirdi bu arabanın dosyasını. Bana adam arabanın plakalarını değiştirdi, ruhsatını her şeyini değiştirdi ve oradaki adama kalsa yani ben anlamasam mesela veyahut da ona sesimi yükseltmesem, ben onunla tartışmasam benim arabam bağlayacaktı. Boşu boşuna. Boşu boşuna gidecekti benim arabam yani. Bilmeseydim ki ben bu arabanın birkaç önceki sahibini tanımasaydım da Kastamonu'dan veyahut da diyelim ki Rize'den, o yandan bu yandan bir yerden alsam belki ben de kabul edecektim yani, boynum bükecektim. Halbuki öyle bir şey yok. Adam bakmıyor, umurunda değil. Yani senin araban gidecekmiş, senin diyelim bir senelik emeğin gidecekmiş, senin paran gidecekmiş. Onun umurunda değil ki. Anladın mı abi? Bu işler böyle Nizamettin abi. Ömer kardeşim Allah razı olsun. Abi, ben de geç kalmayayım, serviste yakalayayım. Malum ezan da olur şimdi, yürüdü namazda kılarım. Tamam. Oradan arar giderim. Çok memnun oldum kardeşim. Abi, hakkını helal et. Memnunum. Allah razı olsun. Kardeşim. Yani bir de var ya imamım dedin ya bana. İmamım deyince var ya böyle o kadar sevindim ki yani. Takipçilerimizden bizi seven, takip eden Allah razı olsun. Eyvallah, imam da var dedik. Fotoğraf çekilelim seninle. Çekinelim kardeşim, ne demek. Tamam böyle. Bir de ben alayım o zaman. Hazır şey yapmışken bir de ben paylaşayım. Abi bak buralarda bizim sanayide çok tanıdıklarımız var. Tamam mı? Lastik falan geçen izledim. Lastik değiştiremedin. Hani şey yapacaktım, ulaşamadım sana. Bizim Vakıf Kebir'de falan, Vakıf Kebir'den aynı. Trabzon'un içerisine girdiğin zaman bana hiç düşünmeden, gece saat kaç olursa olsun, numaramı da vereyim sana, ara, hiçbir sıkıntı olmaz. Allah razı olsun kardeşim. Her türlü işini görürüz abi. Ben şimdi numaranı kaydederim senin. Şöyle ben de paylaşayım da. Şimdi ben bunu üzerinde paylaşayım. Sen bana numaranı söyle, ben seni... Kardeşim. Tekrardan güzel, teşekkür abi. Ediyorum kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Hayırlı yolculuklar. Sağ olsun. Kendine çok iyi bak. Sağ ol kardeşim. Boş ver, dağıtma kafanı. Her şey olacağına var. Sıkıntı yok abi. Her şeyin hayırlısı olsun. Eyvallah. De gel geç. Eyvallah. Her şey nasip kısmet. Hadi Allah'a emanet ol kardeşim. Eyvallah. Görüşürüz. Sen de sağ ol. Canım kardeşim ya. Vallahi. Arkadaşlar bu kardeşimiz hakkını helal etsin. Ben söyleyecektim. Bak unuttum hatta. Kamerayı açtım bilgin olsun diye. Yani ondan habersiz çekim yaptık. Gerçi ben şimdi arayacağım, söyleyeceğim ona. Hakkına girmek istemiyorum. Kardeşimiz çok candan bir insan. Allah razı olsun ondan. Kendisi imamlığı kazanmış. Yani imam, hoca, ne mutlu bizlere yani böyle insanlarla, böyle kardeşlerimizle tanışıyor oluruz. Vallahi inanın çok duygulandım. İnanın çok duygulandım. Güzel bir şey, vallahi güzel bir şey. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Enis orada. Ben de şimdi düşündüm, arkadaşım yoldan geliyor kaç saattir. Uykusuzdur diye telefonu aradım, bakmadı. Ben de uykusuzdur diye yanına gitmedim. Şimdi uyurdur. Bize yakışmaz. Kardeşim zaten Antalya'dan jete geliyor. Jete kalkıyor. Gerek yok. O zaten uyandığı zaman beni arar. Biz bize yakışanı yapalım her zaman. Kimseye rahatsız etmeye hakkımız yok. Kardeşimiz. Yorgun. Yani akşamdan beri yol geliyor. Gerçi zaten görseydi telefona bakardı. Çardı. Biz de devam edelim. Vallahi arkadaşlar bugünkü yolculuğum çok güzel geçti. Yani çok güzel geçti. Trabzon'da bir arkadaşımız geldi yanımıza, takipçimiz sağ olsun. Kendisi imam, yani imammış kendisi Ömer Faruk kardeşim. Ben yine çok şaşırdım, helal olsun, Allah razı olsun ondan. Yani bizler artık kimlerin izlediğini, kimlerin takip ettiğini sizler de görün arkadaşlar.
imam, polis fark etmiyor yani. Bizler için herkes insandır. Bizlerde insan ayrıcalığı olmaz. Ben yaşa da bakmam. İstesem çocuk olsun, İstesem 5 yaşında olsun veya 100 yaşında olsun fark etmez. Bizim için insan her zaman candır. Eşimizdir, dostumuzdur, arkadaşımızdır, bacımızdır, kardeşimizdir. Hiç fark etmez. Yani bizler için, benim düşüncem bu. Ben böyle düşünüyorum. Ama şu an Hünye'yi geçtim. Gidiyorum. Güzel kar yağıyor ama tadı yok, böyle tutmamış. Yani bir beyazlama yok ama yağıyor, sulu yağıyor. Ama Samsun istikametinden gelen araçların önleri bembeyaz kar. Yani bayağı bir beyazlatmış. Artık nereye yağıyor, ne kadar yağıyor bilmiyorum. Yani arkadaşlar inanın, yani eve gidiyorum diye yemek dahi yemeye durmadım. Yemek yemeye durmadım çünkü eve gidiyorum sonuçta dedim. İnan midem bayıldı açlıktan böyle. Hani derler ya, midemden gürül gürül ses geliyor diye. O misali. Yani midemden gürültüler gelmeye başladı. Onun için ben de işte markete durdum. Enes'i gördüm, durdum. Aradım, bakmadı, baktım. Telefon sesinde uyuyor. Ben de rahatsız etmek istemedim doğal olarak. Marketten durmuşken bir bisküvi alayım, böyle gideyim dedim. Evet gençler, merhabalar bakalım. Az önce Enes yanındaydık ama dediğim gibi durmadım. Yani durdum, yarına gitmedim. Şimdi uyurdu, rahatsız etmedik ve şu an terme girişindeyiz gençler. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok güzel bir kar yağıyor. Vallahi süper. Aslında güzel bir çekim olurdu, böyle lapa lapa yağsaydı. Yollar beyazlasaydı 10 numara. Bakar mısınız ya, ne kadar güzel yağıyor ya. Hey mübarek olsun. Mart ayı kışını yattı arkadaşlar. Mart ayı her zamanki gibi. Hani derler ya, Mart ayı kapıdan baktırır, kazma kürek sapı yaktırır derler ya. Eskilerin tabiri, Mart kapıdan baktırıyor, kazma kürek sapı yaktırıyor ya. Hey! Şu an termedeyiz. Bilçi kardeşim, sana selam olsun, termeli. Memleketinden geçiyorum şu an. Merhaba arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi hava kar yağıyor. Şu an Çarşamba Terme ilçesindeyiz ve sizlere bunu göstereyim dedim. Vallahi çok güzel kar yağıyor, hem de videoyu kapanış videosu olsun dedik. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Çok güzel kar yağıyor. Şimdi onunla beraber görüşeceğim. Burada sesler duyulmuyor, içeri kaçıyorum. O kadar çok ses var arkadaşlar, kusura bakmayın. Ya en güzeli burada durmak çünkü biliyorum. Şunu da silelim. Yani sesten bir şey duyulmuyor. Onun için içeride konuşmak daha iyi. Geç yavrum geç. Vallahi yaradan Allah'ıma şükürdü. Kış ayı durdu. Mart ayında patlattı yani. Ben demiştim zaten, yani yaparsa Mart ayında yapar. Mart ayının birinci günü kar yağıyor arkadaşlar. Çok güzel. İnşallah böyle yağmaya devam eder. Çünkü çok güzel bir kar yağışı olursa güzel yolumuz olur, güzel çekimlerimiz olur. Yani sizler için an ve an işte aracın yolda gidişini falan, her şeyi dört dörtlük göstermeye çalışırız. Bizler için çok güzel olur. İnşallah hayırlısı olsun. Benim zaten az bir yolum kaldı arkadaşlar. Birazdan şirkete geçeceğim. Orada aracımı bırakacağım ve dolmuşa binip oradan eve geçeceğiz. Çünkü arkamızdan gelen araç yok. Hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok. Bugün de dolmuşa geçelim.
Dolmuşçular da para kazansın değil mi? Onlara da para lazım. Onlar da ailesini geçindiriyor. Yani yolcu olmasa bu dolmuşçular ne yapar? Onun için dolmuşa geçeceğiz eve. Hatta bir arkadaşım var şimdi. O da yani işi bırakmış şirkete. Ben tırla gidiyor zannettim. Onunla giderim diye seviniyordum ama o da bana diyor, beni almadan gitme diyor. Niye sen de arabaya? Ben işi bıraktım bugün dedi. Hayırlısı olsun. İlla ki kafasında bir plan proje var. Yani durup dururken bir insan işi bırakmaz kolay kolay. Hayırlısı olsun. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da uzun tutmam adına kısa bir konuşma yapalım dedik ve Allah razı olsun sizlerden. Bugün bayağı bir insanlarla tanıştım. İzmir'den bizi takip eden bir tane Hatırcı abim, kardeşimiz. O Eren miydi? Öyle Eren'di herhalde ismi. Trabzon'dan geliyor, yanına geç bana korna çaldı. İşte el salladılar. Ben de sağ olsun işte numarasını göndermiş bana. Ben de ona gönderdim. İşte haberleşeceğiz yol kenarına gidip gelirken. Hatta Ordu'da bir tane o biniciyle işte tampon yapıyorduk ya. O kardeşim de bizi takip edenlerdenmiş. Hatta yan yana geldik, konuştuk. Abi Ordu'ya geldiği zaman mutlaka buluşalım, görüşelim. Kendi arabaları, kendi şirketleriymiş. Vallahi insan seviniyor arkadaşlar. Böyle insanlarla tanışmak, işte bizi tanımaları, bizi sevmeleri bize çok büyük gurur veriyor arkadaşlar. Hepinize Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. İnşallah bu video da sizlere layık olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Hayallerinizi takip etmeye devam edin. Ben şunu olurum, ben bunu olurum, ben bunu olamam, ben yapamam, ben edemem demeyin sakın. Çünkü yani bu işi yapan insan yani anasını karnında öğrenmiyor. Yani her şeyin bir acemiliği var, her şeyin bir ilki var. Onun için hiç korkmanıza gerek yok. Gayet soğukkanlı olun, cesaretli olun. Gerisi geliyor zaten. Haklarınızı helal edin. Hayallerinizi takip edin. Bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın.